Geldiniz. Bu arada başlamadan önce Eventim firmasına teşekkür ediyorum huzurlarınızda. Böyle bir markalaşmanın farkındalığına dikkat çekmek için böyle bir organizasyon yaptığı için ayrıca teşekkür ediyorum. Tabii hepinizin bildiği üzere markalaşmak farklılaşmaktır. Yani aynı segmentte olduğunuz ya da aynı iş kulvarında olduğunuz bir diğer ürünle farkınızı göstermektir. Farkınızı gösterdiğiniz zaman markalaşıyorsunuz. Bunları hepiniz bildiğiniz üzere o konuyu çok şey yapmayacağım. Kendi alanında baktığım zaman inşaat sektöründe markalaşan şehirleri şimdi İbrahim Bey konuşurken aklıma geldi, güzel şeyler paylaştı. 1887 yılında Paris'in markalaşma sürecinde tabii biliyorsunuz bundan 100-120 yıl öncesinde çok değil yani 120'yi çok geçmişte değil Paris sokakları kirden, kokudan geçilmeyen yerlerdi. Hatta çok çok absürt bir şey söyleyeceğim, bu iddialı bir şey. Belki de yani hela dediğimiz şeylerde bile eksikleri olan bir şehirdi. Ya da bir Dubai balıkçı şehriyken marka bir haline geldi. Şu anda Dubai'ye gidenlerin hepsi Dubai'yi sevmiş, gitmeyenlerin içinde de bir ukde olarak kalmıştır belki. Çünkü bir hayal şehri, bir hayal kenti. Tabii baktığınız zaman Paris 1888-1889'lu yıllarında bitirmiş. Herhalde 1889 diye biliyorum, tarihte bir yanılgım yoksa. Eyfel Kulesi ile şehri bir marka haline getirmiş. İşte Amerika özgürlük anıtıyla bir şehrini marka haline getirmiş. Dün güzel bir paylaşımla karşılaştım, bir konferanstaydım yine. Fatih İstanbul'u ilk fethettiğinde Ayasofya'ya gidip Ayasofya'daki kültürleri önünde duruyor ve bunlar bizim yaşatmamız gereken kültürler olduğunu söylüyor. Tabii şehirleşirken, şehrin marka oluşumunu yaparken üç tane kuruma, yani iki tane kuruma ve bizim sektöre ihtiyaç var. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'na, belediyelere ve bizim inşaat sektörüne. Şimdi bakıyoruz, tabii ki ben burada şöyle bir şeyin çıkmasını arzu etmiyorum. Herkes müteahhit olabilir. Herkes müteahhitlik yapabilir. Herkes inşaat sektöründe olabilir. Ama belediyenin veya Çevre Şehircilik Bakanlığı'nın bu konuda yaptırımları olabilmeli. Eğer yapabileceği bir konut ruhsatına gittiğinde onun yapılabilirliğinin ölçer metresi olabilmeli bence. Çünkü ileriki dönemlerde şehirlerin yapılaşmasında yeni nesillere, çocuklarımıza veya torunlarımıza bırakacağımız bir şehri rant kavgasına bırakmamalıyız diye düşünüyorum. Çünkü rant kavgası oluştuğu zaman sizin estetiğe, şehri güzelleştirmeye, şehri markalaştırmaya bir uğraşınız kalmıyor. Yani bir yeni oluşum bölgelerinde, yeni yerleşim bölgelerinde bir kere master alt planlarının doğru yapılanması lazım. Oradaki sosyal faaliyet alanlarının, ki bugüne kadar çok da önemsenmeyen sosyal faaliyet alanlarının, bir kere spor insanın hayatındaki en önemli etkendir. Spor faaliyetlerinin yapılabileceği alanların çoğunlukta olması, yeşil alanlarının çoğunlukta olması, parklara önem verilmesi. Bunlar tabii sadece Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın ya da belediyelerin yaptırımlarıdır ama bunlarla beraber bizler de, birçok arkadaşımız bunu yapıyor tabii ki, bizler de kurduğumuz şehrin, yaptığımız projenin alt ve üst yapısını, özellikle üst yapısını, çünkü çok kültürlü toplumdan geliyoruz. Yani Selçuklu gibi bir kültüre sahibiz, Osmanlı gibi bir kültüre sahibiz. Bu kültürler geçmişte hiçbir şekilde
bizim sektörümüzü küçümseyen bir sektör olma, bir kültür olmamış. Çok güzel bir şeyim var benim. Konya'da İplikçi Camii var. Çok da güzel bir yerde, konumda. İplikçi Camii'nin hikayesini ne yazık ki kimse bilmiyor toplum arasında veya Konya'da kimse bilmiyor. Zamanın padişahı ya da zamanın hükümdarı cami yapıyor. Bir tane bir tüccar, bir bayan camiye yardım etmek istiyor. Hükümdar izin vermiyor. Ben hepsini kendim yapacağım diyor. Kadın akşam gidip, iplik tüccarıymış, akşam bütün ipliğini oraya doğrayıp ve o iplik hiç olmazsa parasal anlamda değer vermiyorsa o ipliği, kendi ipliğimi doğrayıp saman yerine ya da işte harç yerine kullanılması maksadıyla, ki bunun zaten geçerli yoktur ama içinden geldiği için. Ve ben bunu bir tane İsveçli arkadaşından duydum. Demek ki biz kendi içimizdeki markalaşmaya, şehir markasına önem vermiyoruz. Bu şehir markasında bugün bir Dubai kadar, bunu sadece İstanbul üzerine de nitelendirmek istemiyorum. Anadolu'ya haksızlık olmasını istemiyorum. Ya da Çanakkale'ye bir haksızlık olmasını istemiyorum. Edirne'ye, Van'a, Diyarbakır'a, Mersin'e. Bu tür yaklaşımlarda bulunduğumuz zaman marka olabiliriz. Kendi markamızı kendimiz yaratabiliriz. Bu markalaşmada da kendi inşaat sektörümüzle ilgili konuştuğumuzda hepimizin bir çabası var. Hepimiz güzel şeyler yapıyoruz. Ve her birimiz bir yerden markaya destek vermeye çalışıyoruz. Ama şehirleşmeye doğru gidilirken belediyelerin bu konuda çok önemli bir görevi var. Altyapısını veya master planını çok doğru kurgulamaları gerektiğini düşünüyorum. Markalaşırsak büyüyoruz. Markalaşırsak istihdam yaratıyoruz. Markalaşırsak büyük bir ülke oluyoruz. Markalaşırsak şehirler arası değil, uluslararası bir devlet olmuş haline geliyoruz. Bugün Paris'e ya da Fransa'ya gidip Eyfel Kulesi'ni görmeyen kimse olmadığını zannetmiyorum. Yani büyük bir eksiklik olur. Hollanda'yı biraz inceledim. Önceden incelemiştim. Netherlands biliyorsunuz düşük ya da deniz seviyesinden düşük bir şehir olduğu için alçak kent ya da alçak ülke anlamına geliyor. 7 metre deniz seviyesinden düşüktür. Bu deniz seviyesindeki düşüklüğü ileriki deniz gelgitlerinden zarar görmemesi için şehir içi kanalları yapılıp ve bu kanallar da aynı zamanda ranta dönüştürülüp ve bu kanallarda hepimizin merak haline gidip o kanallarda para harcayabileceğimiz hale geliyor. Bugün tekrardan şeye geleceğim, çok uzatmayacağım, değerli zamanınızı almayacağım. Belçika'da Brüksel'de Atomium Müzesi ya da Atomium Kulesi çok spesifik bir yer değil ama 1958 yılında yapılmış. Yani biz bugün bunları düşünürken 1887 yılında Eyfel'de yapılmış. İşte 1900'lü yıllar mı yoksa 1800'lü yılların sonunda özgürlük anıtı yapılmış. Biz bunlardan önceleri yapmışız. Biz bunlardan daha doğru, daha vakti zamanda şeyler yapmışız ama koruyamadıklarımız var, koruduklarımız var. Ama bundan sonrası geç değil, geç olmadığına inanıyorum. O kanıdayım. Hepiniz inanıyoruz. Hepimiz beraber marka olma yolunda, sektörümüzü marka yapma yolunda, şehrimizi marka yapma yolunda, milletimizi ve İstanbul'umuzu marka yapma yolunda inşallah beraber yola devam edeceğiz. Hepinize teşekkür ediyorum, saygılar sunuyorum.